Merhabalar sevgili Açık Beyin dostları. Açık Beyin stüdyolarından yaptığımız ilk ama gerçekten ilk yani stüdyonun da ilk soru yorumunda ilk çekimine hoş geldiniz. Çok güzel bir ortamımız var. Bundan sonra size yayınlarımızın önemli bir kısmını buradan ulaştıracağız. Bugün alışık olmadığınız ama muhtemelen daha çok beğeneceğiniz bir formatta soru yorumla karşınızdayız. Ve her zaman olduğu gibi yanımda soru yorumun ayrılmaz parçalarından bir tanesi sevgili uzman psikolog, aslında klinik psikolog Ayşe, Naz, Hazal, Sezen hepsi bir arada. Hep Hazal. Birlikte. Nasılsınız? Bak hocam? Talk showcu olmayı istiyormuşum. Hocam masa şey. Hazırmış. Gerçekten siz sadece öyle. Masaya ihtiyacınız varmış. Tamam. Sen de selebriti olarak bugün misafirim olmuş gibi oldum böyle. Ama şey ilginç bir oldu. Ben soruları soruyorum. Hani evet. Buradan ama ya konum değiştirmiş olduk. Adı üstünde soruyorum yani. İşte, maşallah. Nasılsınız hocam? Gördüğün gibi iyiyiz, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Burası senin eve de yakın, iyi evet. Rahatsın artık. Rahat rahat çekimlere gelirsin. Evet, yürüyebilirim de, güzel oldu. Aynen öyle. Bu arada bu ilk defa tabii ilk setup'ımızı kurduk, ilk çekimimizi yapıyoruz. İnşallah daha ileride buradan bir canlı yayın muhabbetimiz de olacak. Bizim ekip çılgın arkadaşlar, burada çok enteresan canlı yayın muhabbetleri yapmışlar. Yakında internetin çıtasını çok yükseltecekler, haberiniz olsun. Yani çok çılgın işler yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Hocam şimdi kayıt alacağız ama şeyi hatırlatmak gerekebilir. Canlı yayını takip eden ve düzenli yorumlarıyla sorularını gönderen ciddi bir kitlemiz var. Onlara teşekkür ediyoruz. Biz yine canlı yayınları kesmeyeceğiz. Sadece aralarda öyle. Artık hani evet. Daha belli bir sistem oturtacağız. Ara ara Sinan Canan'ın biraz takımı çok yoğun olduğu için her pazartesi yetişemeyebiliyor canlı yayını. Artık da idare edersiniz ama başka canlı sürprizlerimiz olacak. Evet. Gelmiştir gene bir şeyler. Geldi bu arada hocam. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Soruyorum @açıkbeyin.com adresinde mail kutularını patlattığınız evet. için. Çok acayip sorular geliyor. Tabii soruların önemli bir kısmı birbirine çok benzediği için Hazal'la ben elimizden geldiğince grupluyoruz. Daha ziyade Hazal yapıyor onu. Bana burada bayağı güzel sorularla gelmiş. İşte şimdi hadi bakalım yuvarla gelsin. Hocam çok fazla miti olan, çok fazla üstünde konuşulan ve ne kadar anlatılsa da tekrar tekrar mit olarak karşımıza çıkan bir soru tiplerinden biri var. Telepati. Hocam evet. Bir seyircimiz, yani Büşra Hanım daha doğrusu en son göndermiş. Onunkini aldım. Telepati diye bir şey varmış. Diyor bu nedir ve gerçekleri gerçekten de bilimsel olarak beyin dalgaları uzağa gönderilebilen bir şey midir diye sormuş. Şimdi niyeyse bu telepati deyince bir dalgadan giriyor insanlar. Yani galiba önce beyin dalgası, telepati bunların bir alakası var mı biraz onu anlatmak lazım. Öncelikle telepati denen şey tele uzak, pati de bu empati de olduğu gibi. Pati hissetmek demek aslında. Uzaktan hissetme gibi bir anlamı var bu terimin. Şimdi anekdotal olarak çok fazla kanıt var. Yani anekdotal kanıt da bu arada şu demek. İnsanlar diyorlar ki böyle bir şey gördüm. Diğer insanlar şahit oluyor. Hakikaten evet hissetti. İşte rüyasında gördü, ertesi gün çıktı. Ya da işte birinin uzaktaki düşüncesini işte ona kötü bir şey olduğunda insanlar hissediyor falan filan gibi. Bunlar bilimsel çalışmaya konu olmamış ama ortada çok gezen şeyler olduğu için anekdotal kanıt diyoruz. Şimdi bu anekdotal kanıtların çokluğuna rağmen bilimsel olarak doğrudan pek bir kanıtımız yok. Telepati dediğimiz uzaktan algılama işinin nasıl olmuş olabileceğine dair bir takım fikirler ortaya atılıyor. Mesela arkadaşımızın sorduğu gibi beyin dalgaları üzerinden mi acaba diye. Biz o telepati deneyimi yaptığını iddia eden insanların bu deneyimi yaparken beyin dalgalarını ve işte o yaptığı şeyi izleyip kaydediyoruz. Fakat mesela beyin dalgaları ile o konu arasında bir korelasyon bulamıyoruz mesela. Dolayısıyla anlıyoruz ki bu konu onunla ilgili değil gibi. Sonra bir kısmı diyor ki belki manyetik bir alanla ilgilidir. İşte manyetik alan ölçümü yapıyor, telepati deneniyor, gene olmuyor. Fakat bu tarz yetenekler diyelim yani telepati gibi, duru görü gibi ya da benzer parapsikolojik yetiler gibi her şey genel bir ortak özelliği var. Yani gerçek olanlar eğer varsa, gerçekten olanlar böyle her istendiği an tekrar edilemiyor. Yani bir insan oturup da ben şu anda telepati yaptım falan diyemiyor. Dolayısıyla biraz kazara oluyor bunlar. Hani ilham gelmesi gibi düşün. Hani işte bir anda böyle her gün beste gelmiyor ya bir bestekara. Arada bir geliyor. Bu işte biraz öyle. Bazı insanların da yatkınlığı var. Yani gibi gözüküyor. Onlar daha çok deneyimliyorlar böyle şeyleri ya da rapor ediyorlar. Benim gibi insanların da yok. Yani bende yok mesela telepati olayı. Şimdi bu kadar belirsiz, zamanı belli olmayan ve istemli olarak başlatılamayan bir şey de bilimsel olarak çalışmak zor. Ama beyin dalgası dediğimiz mesele 1901 yılından beri uğraştığımız bir şey. Yani kaç olmuş? 120 sene geçmiş üstünden. İlk defa Hans Berger kafa üzerinden kaydettiğinden beri biz beyinden bir takım elektriksel sinyaller alıyoruz. Ama nedir bunlar? Önce onu anlamak lazım. Elektroensefalografi. Elektro elektrik. Ensefalo
beyin, kafa. Grafide yazdırma demek. Yani Türkçesi beyindeki elektriksel aktivitenin kafa tası üzerine konan, kafa derisi üzerine konan alıcılar vasıtasıyla alınıp yazdırılması. Şimdi ne ölçüyoruz biz burada? Kafamızın içinde bir beyin var. Bu beyin jöre gibi bir organ ama elektrikle çalışıyor. Fakat elektrikle çalışıyor deyince 4000 watt elektrik yok bunun içinde. Yani günlük zaten 25 wattlık ampul kadar elektrik yakan bir şey. Bütün yani 80 küsur milyar nöron ancak bu kadar elektrik kullanıyor. Ve çok mikrovolt düzeyinde minik elektrik oynamaları oluyor beynin yüzeyinde. İşlev, beynin yaptığı işlev gereği. Biz bu aktiviteleri kaydetmek için yani canlı bir insanın kafasının içine bir şey sokamayacağımız için ne yapıyoruz? Kafa derisinin üzerine elektrotlar koyuyoruz. Peki beyinle o kafa derisinin arasında neler var? Mesela 3 katlı beyin zarları var. O katların içi sıvıyla dolu. Beyin omurilik sıvısı diye bir şeyin içinde yüzüyor beyin. Bir kere bir hani yalıtkan bir sürü tabaka var. Ondan sonra bir koca kafa kemiği var. Bayağı kalın yani. Nasıl diyeyim? Ahşap gibi böyle kocaman. Onun üstünde ve altında kemik zarı denen bayağı sert bir yapı var. Onun üstünde en az 6 tabakadan oluşan bir deri var. Ve bir de kısmetliysek bazılarında üzerinde saç falan var. Mesela bende yok. Dolayısıyla bütün bu yapıyı topladığın zaman bayağı yalıtkan bir bariyerler silsilesi içerisinden böyle normalde beynin yüzeyinden bile ölçmenin çok zor olduğu bir elektriksel potansiyel biraz dışarı çıkıyor. Ama biz bunu nasıl kaydedebiliyoruz? Özel yükselticilerimiz var. O elektrotların aldığı minicik mikrovolt düzeyindeki oynamaları amplifikatör dediğimiz cihazlarla yükseltip ekrandaki zık 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 dalgalara dönüştürüyoruz. Öyle bakınca sanıyorsun ki beyinden zor 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 bir dalgalar çıkıyor. Beynimizin oluşturduğu elektrik ve manyetik alan en fazla kafanın birkaç santimetre ötesine kadar etki gösterebiliyor fiziksel anlamda. Onun dışında ölçülebilir hiçbir etkisi yok. Beyin dalgası dediğimiz şey tamamen elektrik. Eğer bu iş beyin dalgaları üzerinden olsaydı, mesela şu anda oturduğumuz yerdeki elektrik tesisatının bizi delirtmesi gerekirdi. Yani oradan yayılan elektrik enerjisi çok daha fazla. Beyinden yayılan dalgalar elektrik ve manyetik tabiatlı olduğu için muhtemelen telepati denen meseleyle pek bir ilgisi yok. Peki ne gösteriyor bu beyin dalgaları bize? Beyin dalgası beynin çalışma modlarını gösterir. Yani içeride ne olduğunu okuyabilmene imkan vermez. Ama ben bunu hep şeye benzetirim işte bir çamaşır makinesi mesela çamaşır yıkıyor. İşte elin üzerine koyduğunda ya da bir hareket sensörü bağladığında makineye, mesela makine normal yıkıyor mu ya da duruyor mu çalışıyor mu veya sıkma döneminde bızız diye böyle yüksek frekanslı titreşiyorsa makine sıkma yapıyor dersin, boğuk bir ses geliyorsa su alıyor dersin falan filan. Sadece böyle çalışma modları hakkında bilgi alırsın ama çamaşır makinesinin üstüne alıcılar koyarak içeride yıkanan çoraplar kimin, renkleri ne, kaç tane iç çamaşırı var bunları söyleyebilme imkanın yok. Detaylı bilgi vermiyor sana onlar ama makinenin çalışma modunun hangi seviyede olduğunu söylüyor. Beyin dalgaları da diyor ki mesela bu insan uykuya girmek üzere. Bu insan rüya görüyor. Alfa, beta, ve alfa, beta dediğimiz dalgalar. Mesela işte matematik problemi çözüyor. Ya da mesela kafadan aldığın yer de önemli tabii. Mesela beynin arka tarafından sinyal alırken orayı dinlenme durumunda görüyorsan, yavaş dalgalar geliyorsa diyorsun ki bu kişinin gözleri kapalı mesela. Görmene bile gerek olmadan bunu söyleyebiliyorsun. Sadece çalışma modlarını söylüyor. Mesela bir örnek vereyim. Siz kişiyi görmeden beyin dalgalarına bakarak o kişinin uyuyor mu, uyanık mı olduğunu çoğu zaman ayırt edemiyorsunuz. Yani illa kişiyi görmeniz lazım. Niye? Uyurken özellikle mesela REM dediğimiz o aktif zihin döneminde neredeyse gündüzki çalışmaya benzer bir çalışma aktivitesi kaydediyorsunuz. Dolayısıyla o ikisi arasındaki farkı doğrudan söyleyemediğiniz için insanı da görmeniz gerekiyor. Ne yaptığını bakıp işte dalgalarla onu karşılaştıracaksın. Özetle beyin dalgaları çok işte mesela hipnoz durumlarında, derin konsantrasyonda, problem çözerken binlerce kez kaydedildi. Ve bu tip parapsişik deneyimler yaşadığı iddia edilen vakalarda da çok fazla kaydedildi. Evet beyin dalgalarında belli değişimler oluyor ama bu değişimler bizim günlük hayatımızda da farklı zamanlarda. Mesela derin uykuda ortaya çıkan bir aktivite. İşte sen böyle derin konsantrasyona girdiğinde de çıkabiliyor. Yani onlarla direkt bir ilişkisi yok. Beyin dalgaları birkaç santimetre öteye etki edemediği için ki bu arada yani tekrar onu şöyle bir vurgulamam lazım galiba. Birkaç santimetre öteye yaptığı etki mesela 3 santim ileride benim beyin dalgalarımın etkisi ayın çekim etkisinin milyonda biri kadardır muhtemelen. Ay bana daha fazla etki yapıyor gibi. Çok çok düşük bir etki bu. Kaldı ki kilometreler ötesine bilmem ne erişecek bir yöntem bu değil. Ama
faydalı bir aforizma olarak, tekrar ediyorum ama bilimsel değil, özellikle bunu kameraya bakarak söylüyorum. Sinan Hoca telepati açıklaması yaptı gibi anlaşılmasın. Mesela kuantum fiziğinde bize gösterilen bazı bulgular var. Maddenin en ince dokusunda bir davranış biçimleri var. Bunları günlük hayatımızda görmüyoruz biz. Mesela birbirine, evrenin iki ayrı köşesinde olan iki parçacığın birbirleriyle anında haberleşebildiklerine dair kuantum dolanıklığı dediğimiz falan hikayeler var. Şimdi biz de maddeden yapılı olduğumuza göre, atomlar, kuarklar falan onlardan oluştuğumuza göre, bizim de aslında en küçük düzeyde kuantum fiziğinin kurallarına tabi olmamız gerekiyor. Ama normal alemde bu etkileri pek göremeyecek kadar büyüyüz biz. Kuantum fiziğinin öyle bir durumu var. Yani çok küçüklerde geçerli. Madde büyüdükçe, ağırlaştıkça, kitlesi arttıkça kuantum etkileri göremiyorsun. Fakat bizim zihinsel süreçlerimiz hep böyle atomik, moleküler meselelerle ilgili olduğu için belki yani bilemiyoruz. Öyle bir teori var. Uzaktan etkileşimler kuantum düzeyinde olabilir deniyor. Tabii bunu sınayacak bilimimiz henüz yok. Peki hocam, aslında şey de belirtmek gerekir mi? Hani bu EEG gibi cihazlarla beyin dalgalarını yakalıyoruz. Peki, çok güzel. Ama aslında sadece beynimizdeki dalga olmadığını, mesela galvanik sküm responsla da hani aslında vücudumuzda biz bunu bir döküm olarak aldığımızı belki bir hatırlatmak gerekir. Yani. Zaten esas konu var. Mesela beyin, şimdi bir şeyleri bilmek beyinle ilgili. Dolayısıyla beyin dalgasının uzaktan bilmeyle de alakası olabilir diye doğal bir düşünme sistemimiz var ama kalbimizin ürettiği elektriksel aktivite, derimizde sinirlerimiz aracılığıyla oluşturan elektrik aktivite yüzlerce kat yüksek mesela beynimizin aktivitesinden. Dolayısıyla bir şey etki edecekse kalbin etki etmesi lazım. Bu arada şey biliyoruz. Metaforik mesela, olarak etki ediyor aslında hocam kalbimiz. Metaforikten öte fiziksel olarak bu gösteriliyor. Mesela insanlar tokalaştığında, uzun süre sohbet ettiklerinde, beraber şarkı söylediklerinde kalplerindeki elektriksel aktivite senkronize olmaya başlıyor. Bu sarıldıklarında da diye böyle klasik söylenen bir şey vardır. Hani. İşte bu zaten bir ruhsal eşlenikliğe eşlik eden bir fiziksel eşleşme hali. Bu zaten var. Ama mesela işte bunu kuantum fiziğiyle birleştirenler şöyle bir iddiada bulunuyor. Mesela anneler genellikle çocuklarının başına kötü bir şey geldiğini hissediyorlar. Hakikaten böyle bir vaka var. Yani insanlar çok rapor ediyorlar bunu. İşte gece uyandım, işte şöyle bir şey oldu. Ya işte annemin başına bir şey gelmiş, sonra öğreniyorum. Ya anne diyor ki işte çocuğun başına bir şey gelmiş falan gibi. Yani bu tip vakalar o biraz önce bahsettiğim kuantum dolanıklığına çok benziyor. Kuantum dolanıklığında şöyle bir hikaye var. Normalde atom altı parçacıklar bir atomun parçalanmasıyla onun içinden çıkan parçalar şeklinde ortaya çıkıyor. İşte radyoaktif bozulma da mesela. Dolayısıyla bu bozulma sırasında o bozulma işlemi her iki parçacığa birbirini tamamlayıcı bir karakter verir. Yani işte mesela kuantum fiziğinde spin diye bir özellik var. Bunu parçacığın dönmesi olarak düşünebiliriz. Bir parçacık saat yönünde dönerek gidiyorsa öbürü tamamlayıcılık ilkesi gereği onun zıttı yönde dönerek gitmesi gerekir. Ama işte kuantum fiziğinde tuhaf bir şey var. Sen bunları ölçene kadar bunların ne tarafa döndüğünü bilemezsin. Ama bundan da öte aslında her parçacık hem saat yönünde hem tersine dönme özelliğini birlikte taşır. Buna kuantum eş durumluğu falan deniyor. Neyse, bundan faydalanarak şöyle bir şey yapıyorlar. Aynı atomdan çıkan parçacıkları çok uzak mesafelerde ölçtüğün zaman şöyle bir şey oluyor. Bir parçacığı ölçtüğün zaman onun durumunu belirliyorsun. Normalde bunun bilgisinin öbür parçacığa da gidip onun da ters özellik göstermesi gerekiyor ama arada bir zaman geçmiyor. Yani bunun sen durumunu belirlediğin zaman onun da durumu şak diye belirlenebiliyor. Dolayısıyla o aradaki mesafeden bağımsız bir iletişim olduğu için buna İngilizce spooky connection deniyor mesela şeyde. Anında bir etkileşim söz konusu. İnsanda da böyle bir şey varsa ama tamamen bir benzetme, tekrarlıyorum. Anne ve bebek bir ara birdi. Biliyorsun. Ya da böyle çok yakın insanlar bir dolanıklık halindelerse ayrıldıkları zaman aralarındaki mesafeden bağımsız olarak işte kuantum alanda bir bağlantı kalıyor olabilir diyorlar. Ve bu bağlantı ona bir şey olunca bunun onu hissetmesi gibi bir etki yaratabilir. Tabii biraz fazla bariyer sıçrayan bir açıklama bu. Sadece bir metaforu biraz belki bağlamından çıkararak uygulamak gibi. Ama şu da unutulmamalı ki bilim tarihindeki büyük buluşların hepsi böyle sanrıya ya da hayale benzer sanatsal ya da ilhami fikirlerden geliyor. Aslında Einstein, sınır zorlamakla da alakalı bir noktada hocam. Yani düşüncenin sınırlarını da zorlamakta. Yani belli bir şey mantık çerçevesinden çıkararak belli daha ne olabilir, bu daha neye evrilebilirle
Bir bak bir sürü laf ettim. Bu lafın özeti ne? Biz bilmiyoruz terapatin ne olduğunu. Dolayısıyla var mı yok mu, varsa neyle oluyor için demek ki eldeki fikirler yetmiyor. Biraz marjinal bir fikir. Aslında yaptığımız hocam, yani belki gündelik yaşamda da yani bir şeyi yok dememiz için bile onun durumunu kanıtlamamız gerekiyor. Tabii. Ya bilimsel olarak. Yani yok veya var diyemiyoruz bu durumda. Sadece tahmin veya varlığı şey kanıtın yokluğu yokluğun kanıtı değildir. Carl Sagan. Mesela güzel bir söz bu. Bir şey yok diyebilmek aslında felsefi olarak mümkün değil. Şimdi bütün evreni gezeceksin de yok diyeceksin. Yani öyle bir şey yok. Birisi hele birileri rapor ediyorsa, bu raporlama yani ben telepati yaptım lafı bu kadar sık geziyorsa kulağın üstüne yatmak hani akıllı bir insanın işi değil. Ha diyebilirsin ki ben bununla ilgilenmiyorum. Benim ilgi alanıma girmiyor. Bana makul de gelmiyor. Bunu demek de çok özgürsün. Ama böyle bir şey yokturu bilim otoritesiyle söylemek biraz insanın önünü tıkayıcı oluyor. Yani Einstein bile bu hataya düşmüş bu arada onu söyleyeyim. Yani kuantum fiziği olmaz öyle şey demiş. Ama bugün bütün teknoloji o adamın olmaz dediği kuantum fiziğiyle oluyor. O yüzden hani diyorlar ya ne oldum dememeli ne olacağım demeli diye. Yani Einstein de olsa aynı baltayı taşa vurabiliyorsun valla. Buradan aslında da buraya bağladık ki helal olsun. Buradan şeyde gider hocam. Ön yargılı olmamak falan diye anlatılır tabii, tabii, yani devam edilir. Sosyal her türlü mesajı tabii, verebiliriz yani. O zaman umarım Büşra mıydı soruyu soran? Büşra'ydı. Büşra bilmiyorum çok konuştum ama inşallah bir şeye yaramıştır yani. Hayırlısı. Hocam o zaman yeni soruyla devam hadi edelim. Bakalım. Hocam şimdi bir an düşündüm bütün riskleri sevdim diye. Çok basit bir soru ama çok da üstüne konuşulacak bir soru. Neden risk alırız? Yani bu basit gündelik şeylerin içinde dahi olan işte aşırı hızlı araba kullanmak çok riskli bir eylem. Neden bunu yaparız? İşte neden gider batacağını bildiğimiz bir şey ona rağmen yine bir yatırım yaparız? Bu tarz riskleri biz neden alıyoruz? Bir kediyi, bir zürafa ya da bir gergedana bir hız trenine bindirip izlediğimizi düşünüyorum. Daha önce inşallah yapmamışsınızdır diye tavsiye şey yapıyorum. Yani kedinize falan böyle şeyler yapmayın ama herhangi bir hayvanı alıp böyle bir heyecan oyununa koyduğunuzda kakara kikir eğlenen bir hayvan göremeyeceksiniz. Yani bir düşünün. Mesela kediler tırsar, fareler tırsar, zürafa tırsar, fil de tırsar. Hepsi korkar yani. Niye? Çünkü onlarda olmayıp da bizde olan bir şey var gibi. Bizde de herkes değil, bazılarımız. Böyle adrenalin arttırıcı, ölümle burun buruna getirici, tehlikeye soktuğu vehmedilen durumları seviyorlar. Şimdi bu insanı işte şöyle bir düşündüğünde diğer canlılardan ayıran şeylerden bir tanesine benziyor. Ama hocam tam olarak aynı değiller. Çok sıklıkla anlattığım, en az iki kitaba konu ettiğim bir cesaret konusu var. Cesaret korkuya rağmen üzerine gidebilme yeteneğiydi. Tam olarak aynı değiller. Değil işte orada geleceğim. Cesaret dediğin şey mesela hayatta normalde hiçbir hayvanın yapamadığı, işte senin yaşarken hep böyle içinde yaşamaya alıştığın, bildiğin şartların dışına adım atmaya karar vermek. Sebebi çoğu zaman belli değil. Dışarıda ne olduğunu bilmiyorsun. O şimdiye kadar yapmadığın şeyi yaptığında zarar görme ihtimalin de var. Tam böyle belirli olmayan bir fayda kazanma ihtimalin de var. Hatta bazen faydası belirgin ama riski büyük. Hani risk görme ihtimalin daha fazla. Ona rağmen insanların bir kısmı bazı zamanlarda böyle bir cesaret adımı atıyorlar. Cesaret korkuya rağmen üzerine gidebilmek demek. Şimdi biz bunu sevebilecek bir ruhsal yapıda, bir ruhsal aygıtla donatılmış gibi gözüküyoruz. Çünkü insanın fabrika ayarları teorisinin temelinde ne var? Zayıf, çıplak, aciz ama zihni aşırı gelişmiş bir canlı olarak dünyada hayatta kalmanın yöntemi dünyayı değiştirmek. Yani olduğu gibi hayatta kalamıyorsun. Bedenin yetersiz, ortam çok vahşi, sana ters. Ne yapacaksın? Dünyayı değiştireceksin. Değiştirmek için de var olan şartların sürekli alternatifini düşünmen lazım. Bu şöyle değil de şöyle olsa nasıl olur? Şimdi bu psikolojik temelden hareket ettiğinde dünyayı değiştirme dediğimiz mesele bir güdü olarak eğer bu türe yerleşirse bu türün hayatta kalma şansı artar. Evrimin temel kuralı bu. Benim sınırları zorlamak güdüsü dediğim şey bununla alakalı. Sadece bu arada ben demiyorum. Bir sürü insan söylüyor bunu da. Maslow'da falan da buldum daha sonra başka kelimelerle anlatılmış. Neticede biz var olan şartları zorlayarak hayatta kalan bir tür olduğumuz için atalarımızdan bize adeta bir içgüdü olacak şekilde seçilerek yani sadece sınırı zorlayanların hayatta kalabildiği, böyle mağarada hamakta yatanların erken soyunun tükendiği, tembel olanların pek hayatta kalamadığı ya da üreme şansı yakalayamadığı bir geçmişin bugünkü sonucu gibi duruyor. Hepimizin içinde böyle bir dürtü var. Ama 21. yüzyılda yaşarken, şu içinde doğduğumuz dünyada
Muhtemelen bizi izleyenlerin bir kısmı 20. yüzyılda doğmuştur. Sayıları gittikçe azalıyor bu arada. 21. yüzyılda doğanlar daha fazla izliyor bizi. Bu ortam bizim böyle çok sınırları zorlamamıza, coşmamıza izin vermeyen bir ortam. Bunun için pek fırsat bulamadığımız bir ortam. Çünkü medeniyetin içine doğuyoruz, her şey hazır. İşler tıkırında, kaderimiz belli, okuyacağımız okul, yapacağımız iş, açlık tehlikesi yok, vahşi hayvan tarafından kovalanma riski yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla burada bu güdü biraz karşılıksız kalıyor. Yani bir köyde, belde, Toros'un dağ köylerinde yaşayan birileri, Toroslar'da yaşayan birileri çok belki bunu yaşıyorlar. İşte bir tarlada, hayvancılıkla, dağda, tepede uğraşırken bunu gene yapmak zorundasın ama yani benim gibi işte İstanbul'da yaşayan adam ne yapsın? Yani acaba markette yazar kasa bozulur, sıra beklersin ama eceliniz oldu. Bu arada oldu. Gerçek hayattan alınmış bir örnektir bu. O sezdik biz onu. Hayattaki en büyük challenge'lar böyle oluyor biliyorsun. Ya da işte trafik tıkanır. Tabii trafik tıkanır, ona sinirlenirsin mesela. Ve o trafik tıkanıklığının yarattığı sinir ve stres aslında işte hep anlatırım, tabiatta aslan kovalama sırasında yaşanan stres de hemen hemen aynı. Biz bütün hayatımızı sanki bu düzen içerisinde hayatta kalmak çok zormuş gibi garip bir moda evrilttik. Halbuki gerçek hiçbir hayati tehlikemiz yok, açlık riskimiz yok, bir şeyimiz yok. Ama küçük sorunları abartıp coşturan bir sistem var. Tabii bu her şeyin tıkırında gittiği ortam bir süre sonra bizi karnı doyunca arıza çıkaran tek canlı haline getiriyor. Ne yapıyoruz? Para verip, bilet alıp korku filmine gidiyoruz. Manyaklık bu. Onun film olduğunu biliyorsun. Oradaki de herkesin aktör aktrist olduğunu biliyorsun. Bıçakla kesilmediğin, onun salça malça boya olduğunu biliyorsun. Ama korkuyorsun. O korkuyu yaşamak için para veriyorsun. Psikoz satın alıyorsun yani. Hız treni bir parkta, beni çocuklar bindirdi işte. Biniyorsun, ölecekmiş gibi bir şey oluyor. Yani böyle ters dönüyor bir şeyler, için dışına çıkıyor. Ve yanımdaki insanlar, tabii benim yaşım geçtiği için öyle yapamıyorum da, yanımdaki insanlar ellerini kollarını havalara kaldırarak neşe çığlıkları atıyorlar. Halbuki aslında ölüm riski taşıyan bir şey. Baştaki örneği düşün, yanıma bir tane gergedan bağlasam o sırada, hayvan höykürür yani stresten ölür orada. Çünkü bunun bir oyun olduğunu ayırt edecek bir zihni yok. Biz neden bunu bir oyun olarak algılıyoruz? Dikkat et, bunların hepsinde hızlı araba sürmek de dahil, ki tehlikeli bir şey. Ama ayağımın altında fren var. Yani bastığım zaman durabilirim algısı. Ya da işte o hız treninde, ya bu emniyet içinde yapılmış bir oyun aracı. Bir güven aralığı var. O güven aralığı sana bir kere bunu bir eğlence olarak gösteriyor. Her zaman bir risk var. Araba sürerken de hız treninde de biliyorsun kazalar çok oldu dünya parklarda. Bu da işe tatlı bir heyecan katıyor. Tatlı derken, bu normalde kaza yapmaz. Ben normalde arabayla hız yapınca duvara çarpmam, bilmem ne yapmam. Bunlar verili olarak bizim cebimizde duruyor. Ama o riski alabilmek, o sınırı aşma güdüsünü gıdıkladığı için atalarımızdan gelen o ben enteresan bir şey yapıyorum hissi, adrenalinle, kortizolle, onun gibi stres hormonlarıyla beraber beynimize çok iyi geliyor. Ama bu stres çok uzun sürerse, mesela hız trenini düşün. Düzenli tekrar edilirse fizyolojik... Sadece tekrarını söylemiyorum. İşte ters dönerken takılı kaldı. Normalde düşmedin, ölmedin. İnsanların bir anda müthiş öfkelendiklerini görebilirsin. Yani büyük bir korku, büyük bir öfke. Çünkü kabul edilebilir sınırlar içerisindeki risk her zaman eğlenceli. Korku filminden hız trenine, su kaydırana kadar her şeyde geçerli. Ama eğer senaryoda ufak bir bozulma, bir belirsizlik olursa işte o zaman çok büyük arıza çıkıyor. İnsanlar bunu öfkelenerek, korkarak, hatta ciddi stres hasarı görerek karşılık veriyorlar. Bu eğlencenin bilimi dediğimiz, bu özellikle de ekstrem eğlencelerin bilimi dediğimiz hikayede son yıllarda çok çalışılıyor. Bizim öğrencilerimizden bir tanesi de, hatta izlediniz mi, Açık Beyin'de videosu var. Şöhret'in fabrikasına gidip çekim yapmıştık Polin Waterparks'ta. Onlar mesela bu su kaydıraklarındaki heyecanın bilimini bir teknolojiye dönüştürüyorlar. İnsan hangi koşullarda maksimum zevk alıyor? Hangi noktadan sonra zevk, endişe ve korkuya dönüşüyor? Bunu çalışıyorsun. Ve gördüğün şey şu, öngörülebilir bir risk ama emniyet kuralları içerisinde böyle şeyler bize zevkli geliyor. Son olarak toplumsal mesajımı vermeden olmaz. Mesela bir otomobil kullanırken aşırı sürat yapmak. Evet, aşırı sürat yapan insanların çok küçük bir yüzdesi kaza geçirir. Yani hepsi kaza yapmaz. Ama kaza geçirildiğinde mesele hem hız yapan hem de işte kazaya karışan diğerleri için felaketle sonuçlanıyor. Buradaki yanılgıyı çok iyi anlamak lazım.
bizim evrimsel olarak lineer, doğrusal hızlanmaya dair bir koruma mekanizmamız yok. Çünkü atalarımız hiçbir zaman işte bir 20-30 kilometreden daha hızlı yatay olarak ilerleyemediler. Mesela bak uçaklar herkes korkuyor çünkü uçaktan düşmek, yüksekten düşmeyi bildiğimiz için hepimizi korkutur. Bu normal bir şey. Ama doğrusal hızlanma bizi korkutmuyor. Niye? Çünkü böyle bir atasal tecrübemiz yok. Şöyle bir özgüven oluşuyor. Ya fren var, bassak durur. İşte öyle olmuyor o iş. Evrimsel olarak hazır olmadığımız için en fazla insanı COVID'e, savaşa değil trafiğe kurban veriyoruz. Bu konu çok önemli. Evrimsel ayarları anlamadan trafik yaparsan bedeli milyonlarca insanın hayatı oluyor işte. Biz hesaplayamıyoruz. Özellikle de gaza gelmişsek, içimizdeki bu risk alma dürtüsü o gün coşmuşsa, acık 18'li 20'li yaşlardaysak, hafif kafa güzelse, mesela alkollüyken araba kullanmayın diyorlar. Bunların hepsi birleştiğinde evrimsel olarak hocam, hazır olmadığımız riskler bizi aynı zamanda tabii ayrıntılı ve detaylı birçok kişi bazlı konuşabileceğimize rağmen drive responsibly falan filan diyerek bu tarz ekstrem sporların dışında aşırı risk alma davranışının altında bir şey kanıtlama çabası da var. Hani fizyolojik olarak tamam adrenalin istedikçe daha da çok istediği hale geliyor. Bu konunun bir tarafı. Ancak diğer tarafındaysa o kişinin tatmin olma hali. Bir şey yetersiz ki diğer taraftan o riski alarak onu bastırma arzusu da göz ardı edilmiyor. Özellikle o kişinin tatmin olma hali. Bir şeyi yetersiz ki diğer taraftan o riski alarak onu bastırma arzusu da göz ardı edilmemeli diye düşünüyorum. İşte tam olarak aslında söyle mesela bu tip ihtiyaçlar neden vardır insanda? Şimdi tabii William James falan William James'ten beri tartışılan insanda içgüdü var mı yok mu hikayesiyle alakalı ama içgüdü dediğimiz şey aslında sorgusuz, sualsiz ve rasyonel yüz olarak üzerinde düşünmeden içimizden zuhur eden davranış kalıpları anlamına geliyor. Ve baktığın zaman insanda böyle çok davranış var. O bahsettiğin hani kendini tamam hissetme meselesi aslında temelde bir güdüye dayanmak zorunda. Ve o güdü arketipik olarak diğer canlılarda gördüğümüz bir şeylere benziyor olmalı. Hayatta kalmayla bir kere evrimsel olarak bağlantısı olmalı. E şimdi hayatı tehlikeye sokan bir şey potansiyel olarak nasıl hayatta kalmayı destekliyor? Demek ki bir dönem böyle bir dürtünün hissini işe yaradı ama bugün maladaptif olduğu bir durum tespit etmemiz lazım. Yani maladaptif derken uyum sağlamaktan öte bizim uyumsal yeteneğimizi azaltan ya da bozan, bize zarar veren alışkanlıklara dönüşüyor. İşte bahsettiğin gibi insan hayatının bir yerinde bir eksiklik, sosyal kabullenilmemişlik bilmem ne bir şey yaşıyor. Oradan bir başka güdüyle bunu tamamlama yoluna giderek aynı bağımlılıkta yaptığımız gibi, yani zihinsel ödül yetmezliğini başka maddi ya da davranışlarla tamamlamak gibi. Burada da bu güdüyü tatmin ederek o sosyal ya da neyse diğer eksikliği kompanse etme yoluna gidebiliyor. Ama yine tatmin edilen arka planda tatmin edilmeye çalışılan atavi bir güdü var. Bağımlılık haz ve beklenti üzerinden bir yan tatmin sağlıyor. Yani biz haz ve beklenti gibi devremiz var. Tabiatta hayatta kalalım diye var. Ama biz bunu suistimal ederek hayatın sorunlarını görmeyecek kadar kafayı güzel yapabiliyoruz mesela. Benzer şekilde bununla da riskle de sarhoş olanlar var. İşte yine bizim mesela insanın fabrika ayarlarında anlattığımız şey aslında insanın temelde evrimsel olarak taşıdığı güdülere dair bir tarif o. Yani şöyle güdülerimiz var diye bir iddiam var benim orada. Mesela sosyal ilişki kurmak için ayarlanmış bir canlının çok gelişmiş sosyal güdüleri olması aynı zamanda bunlarla ilgili bir ödül mekanizmasında varlığını gösteriyor. Yani İşte birileriyle sarıldığımız, tokalaştığımız zaman kendimizi iyi hissetmemiz bunun bir işareti. Ama şimdi bunu mesela işte sosyal medya falan filan gibi şeylere aşırı bağımlı olarak bunu bir istismar aracına dönüştürerek kullanabiliyoruz. Yani bizi biz yapan bütün özellikler aynı zamanda istismar kanalı da olabiliyor. Sınırları aşmakla ilgili olan o cesaret, mesaret kısmı da işte böyle bir risk bağımlılığına kadar giden bir istismar alanı. Biz riski bazen bu arada şeyi de söyleyeyim. Herkes her zaman riski sevmiyor. Yani bunun zamanları var. Mesela testosteron düzeyi yükseldikçe risk alma davranışı artar. Erkekte kadında fark etmez. Yani testosteron erkek hormonu diyebiliyoruz ama hepimizde de yükseldiği zaman bir coşturuyor ve mesela işte deneyler var. İnsanlara eğer belli metinler okutturursan ve o metinlerin içerisinde işte nasıl diyelim böyle olumlu, gaza getirici falan ifadeler çoksa testosteron düzeyi yükseliyor ve sonra yaptığın testlerde risk alma davranışı artıyor. Ama böyle daha depresif, sen iğrençsin, kötüsün, insan berbattır falan tarzı bir şey okutursan
testosteron düzeyi düşüyor ve ona göre risk alma davranışı değişiyor. Bunun şeyi de var, bu arada yeri gelmişken söyleyelim, daha evvel bir soruda biraz bahsetmiştim ama mesela öğretmenlerin etkili yöntemi nedir? Yani pozitif, destekleyici geri bildirim yapmak mı yoksa hataları söylemek mi falan gibi. Yani bu konuda rivayet muhtelif ama bu açıdan baktığında olumlu geri bildirim vermek, yani insanın iyi yaptığı şeylere bak bunu iyi yaptın, bu harika oldu diye geri bildirmek, o insanda testosteron ve diğer cesaretlendirici kimyasal kokteyllerin miktarını arttırdığı için yaptığını daha iyi yapabilir hale getiriyor insanları. Bir de böyle bir tarafı var. Risk alma davranışının kontrollü olması insanın başarısını genel olarak arttıran bir şey. Çünkü hız trenine binmek, işte böyle tehlikeli bir şeyler, hatta korku filmi seyretmek falan bile bu testosteron düzeyini yükseltiyor. Bir şekilde bizi daha uyanık, daha böyle tetikte bir halde tutuyor. Ama bunu abarttığımız zaman işte diğer işlere hiç vakit kalmıyor. Kendimi bugün nereden atsam, arabayla nereye dalsam, Bağdat Caddesi'nde makas mı atsam falan gibi abuk yerlere gidebiliyor. Lütfen. Hiç yakışmıyor. Kocaman insanlarsınız. Hocam siz bunu söylerken fark ettim ama başka bir zaman başka bir soru için alacağım. Bu procrastination dediğimiz erteleme davranışının da aslında bir riskli durumu var. Fakat 4 farklı çıktısı şu ana kadar konuşuyoruz. Yani yaratıcılıktan iş verimliliğinin düşmesine kadar sonuçları olabiliyor. Aynen. Aslında bunu da bu yönden bir değerlendirmek güzel ayrı olabilir. Ayrı bir başlık yapabiliriz buna. Evet. Hocam devam edelim. Hadi bakalım. Şöyle bu tarz soruları bazen bu gelecek soruyu duyacaksınız. Almamın sebebi çok fazla bir beyinle ilgili hala mitlerle devam ediyor oluşumuz. Hatta hatırlarsanız beynin sıfatına yani beyinle ilgili kullanılan sıfatlara dair mitleri araştırmıştık vaktiyle. İnşallah o da bir gün yayın olarak gelecek. Evet. Nöromitler. Evet, hatta bu konuda sevgili Safa Dündar arkadaşımızın, bir akademisyen arkadaşımızın matematik eğitimini bölümünde doktorasını yaparken yazdığı güzel bir makale var. Nöromits diye İngilizce aratarak bulabilirsiniz. Çok güzel derlemişti onları. Biz de hocam onları ölçek çevirdik bakalım. Onları konuşu yapmıştık. Yine buna benzer Fatma Hanım'dan bir soru gelmiş. Onun için aldım. Şimdi demiş ki bilgili ve cahil insanların beyin yapısı aynı mıdır? Nöronları aynı mı çalışır? Okuyan insanın beyni daha gelişmiş ve daha büyük mü olur? Yani böyle kısa bir cevap vermek istedim. Tamam. O zaman sıradaki soru. En güzel örnek yine mesela nasıl diyelim ona bir cihaza örnek vermek. Çünkü cihazları anlayabiliyoruz ya. Bilgisayar örneğini çok veriyorum. Yani benim şu bilgisayarımdan belki dünyada şu anda 1 milyon insanda vardır. Yani herkes satın alıyor bilgisayarı. Bu bilgisayarların hepsinin diyelim ki aynı modelin aynı özellikleri var. Her şey aynı tıkır tıkır. Fakat içine yüklediğin programlar, onunla yaptığın işler, depoladığın dosyalar, işte bunu nasıl bir işte kullandığına göre bu bilgisayarın marifetleri değişiyor. Mesela şimdi benim bilgisayarım astronomik verileri analiz etmek için uygun değil. Çünkü o konuda bilgisi yani yazılımı yok, altyapısı yok. Ve öyle bir şey yüklenmediği için de özellikleri aynı olmasına rağmen bu bilgisayarın öyle bir yeteneği yok. Ama bu yazılımı yüklersen, uygun altyapıyı yaparsan, İşte uygun ataçmanları takarsın, atıyorum uydudan veri alacak bir eklentiyi USB'ye taktın şuradan. O zaman bu bilgisayar da aynısını yapabilir hale gelir. Şimdi insanlarda bir kere iki tane aynı beyin yok. Yani yapımız parmak izi gibi zaten farklı. İşte dahi başarılı bilmem ne insanlar diye böyle ulan bunlar zaten şanslı diye alıp şuraya koyduğumuz insanların daha sonra beyinlerine baktıklarımız da var. Böyle pek bir numarası yok. En şeyi işte ilginci hep bunu söylüyoruz biz sinir bilimcilerin çok sevdiği örnek. Albert Einstein'ın beyni normal erkek beyninden neredeyse 300 gram daha hafif. Yani ortalama erkek beynine göre daha hafif. Böyle gerçi ortada bir yarık var falan herifin beyninin. Yani böyle bir eksik kısım var. Şey esprisi yapılıyor hatta işte ağırlıkları attığı için daha iyi uçuyor falan filan gibi bir şeyler söyleyen de var ama beyin yapısı ya da büyüklüğü değil mevzu. Beyin bir bağlantısal şebeke öyle düşünelim. Yani hayal edebileceğimizin çok ötesinde karmaşık bir şebeke. Bu şebeke her şeyi yapabilecek bir potansiyelle dünyaya geliyor. Ama içinde bulunduğu duruma dair sorunları çözmekte uzmanlaşıyor. Yani bir insan mesela hep hayatta kalma sorunlarıyla uğraşıyorsa çok iyi bir hayatta kalma ustası oluyor. Ama o insandan bir edebiyat performansı beklemiyorsun mesela. Ya da devamlı işte piyanonun üstüne doğduysa Mozart gibi manyak bir müzikal yetenek çıkarabiliyor. O konuda bir dahi olabiliyor. O sistem neye göre programlandıysa öyle oluyor. Ama şunu da atlamayalım. Bugün belli bir konuya çalışmaya başladınız. Bu çalışmaya başladığınız konuyla ilgili yavaş yavaş bilgi ve deneyim aldıkça,
o bilgileri, deneyimleri birleştirip içgörüler elde etmeye başladık. Yani derinleştikçe o konuda beynimizde milyarlarca yeni bağlantı oluşuyor, yeni yollar oluşuyor, eski yollar değişiyor. Fakat bu dışarıdan baktığınızda beyin anatomisinde görebileceğiniz bir şey değil. Beynin mikro devrelerinde olan bir değişiklik. Yine bilgisayara benzetelim. Bu bilgisayarımızı aldık. Artık modeli eskimeye başladı. Götürdük kasayı, işlemciyi değiştirdik. Yeni RAM taktık bilmem ne. Hani bu markada pek mümkün değil ama bazı markalarda yapılıyor. İçini değiştiriyorsun, dışarıda kutu aynı. Değişen bir şey gözükmüyor. Ama mikroda değiştirdiğin şeyler nedeniyle bilgisayar beygir gibi çalışmaya başlıyor. Mesela daha önce yapamadığı bir sürü şey yapıyor. Upgrade mümkün. Yani bir versiyon güncellemesi, bir çalışma seviyesini yükseltmek mümkün. Bu da anatomikten ziyade yine tabirimi mazur görsünler, benzetebileceğim başka bir şey yok. Yazılımsal ve mikro donanımsal değişikliklerle alakalı. Yani kimse doğuştan dahi gelmiyor. Problemli doğabiliyor. Mesela hafif otistik benzeri davranış gösterebiliyor. Şimdi bu problem derken sosyal açıdan problem işte. Eğitimde sorun yaşayabiliyor, sosyal ilişkilerde sorun yaşayabiliyor. Sosyal kültürel seviyeleri farklı yerlerde dünyaya geliyor. Oluyor çok farklı evet. Koşullar ama fiziksel olarak beyinde bir normal dışılıkla dünyaya gelen insanlar aşırı konsantre olabiliyor. Ne bileyim işte diğer insanların yapamadığı bir şeyleri yapıp ekstra avantajlar sağlayabiliyor. Ama onların da beynine baktığında çok görünür bir şey fark etmiyorsun. Yani mesele donanımdan ziyade yazılım mı, içeriği neyle meşgul ettiğimizle alakalı. Bu arada bu sorunun çok tehlikeli bir sorulma nedeni var aslında. Ya bunların beyni süper, zaten bunlar dahi, ben şanssız bir insanım diye ne yapayım? Vermeyince Mahmut neylesin, Sultan Mahmut moduna giriyorlar. Öyle değil sistem. Nazar etme ne olur, çalış senin de olur. Üç soruyorum da bir bunu söylerim biliyorsun. Bu lafı bir daha söylemem lazım. Çalışırsak bizim de oluyor. Peki hocam, burada gelecek sorulardan biri olduğunu tahmin ettiğim için soruyorum. Bunun için belli bir yaş var mı? Yani şey denebilir, iş benden geçti artık, bu yaştan sonra bir şey değişmez. Veya sen daha çok gençsin, hemen yüklen. Hani bunun yaratacağı bir baskı veya bunun yaratacağı bir gevşeme olabilir. Bunun görünen o ki yok. Şöyle yok. Mesela gençlik döneminde daha evvel bunu konuşmadık galiba. Bence önemli bir konu. Bu konuyu soran olmamıştı ama sormuşsunuz gibi. Onu da araya sıkıştıralım. Hayatın belli dönemlerinde beynin belli hakim çalışma modları var. Mesela bebeklik dönemi, o kritik dönem dediğimiz ilk bebeklik dönemi. Başka bir öğrenme modu beyne hakim. Gençlikte ya da ön erişkinlikte başka bir öğrenme modu. Erişkinlikte başka, yaşlılıkta başka. Şimdi bizim artık yaşım geçti, bundan sonra bende olmaz dediğimiz mesele gençlikteki o literal madde madde öğrenebilme yeteneği. Bu budur, şu şudur, şu şudur diye yeni bilgileri alma gençlikte daha iyi. Ama erişkin öğrenmesinde fark etmediğimiz bir avantaj var. Bağlantısal ve örüntüsel öğrenme çok daha kabiliyet kazanıyor yaş ilerledikçe. Mesela bu aralar işte hem hayat uzadığı için hem de imkanlar arttığı için insanlar ikinci, üçüncü, beşinci kariyer yapıyorlar. İkinci, üçüncü üniversitesini okuyan çok fazla insan var. Bazen çocukları yaşındaki insanlarla aynı sınıfta eğitim alan çok arkadaşımız var mesela. Mesela onlara bakıyorsunuz, kendilerinden yaşça çok genç olan diğer program katılımcılarına göre çok daha üstün performans sergileyebilenler var. Onların nasıl çalıştıklarına bakıyorsun, nasıl öğrendiklerine. Bir kere önceden getirdikleri bir mesleki bir şekilde hayat birikimi var. O hayat birikiminin içerisine yeni aldığı bilgiyi bağlayarak koyuyor. Yani daha önceki bilgilerine bağlayarak onu bir bağlama oturtturuyor. Ve bizim zihnimiz bağlamsal çalıştığı için göreceli bir zihnimiz vardır. Bir şeyi bir şeye göre öğrenir. O bağlama oturtturabildiği için erişkin beyni öğrendiği şeyi bir bağlam içerisine oturtturduğundan gençlere göre böyle biraz daha farklı açıdan daha iyi öğreniyor. Mesela detayları hatırlayamayabiliyor ama konseptleri, bağlamları, anlamı çok güzel kavruyor. Mesela bir metodun detaylarını, inceliklerini belki kaçırabiliyor. Belki orada daha çok çaba göstermesi gerekiyor ama metodun kullanım yerine dair hemen bilgece bir öğrenme geliştirebiliyor. Ben bunu burada uygularıma geliyor. Aslında hayatta uygulayabilme açısından yeni beceriler edinirken erişkin öğrenmesi daha avantajlı. Mesela siz işte çocukken diyelim bir enstrüman çalmayı öğrendiğinizde mıy mıy tıy tıy fıy fıy birebir çalışarak öğreniyorsunuz ama diyelim ki müziğe meraklı birisi ama vakti olmamış, ufak ufak denemeleri olmuş, gelmiş 40-50 yaşına neyse. Diyor ki ben falanca enstrüman işte piyano öğreneceğim.
Şimdi piyanonun başına oturduğunda onun da çalışması gereken belli temel şeyler var. Fakat ilerlerken o melodiden aldığı geri bildirim, daha önce bildikleri birleştiğinde tuhaf bir şekilde hızlı ilerleyebiliyor. Belki parmaklarıyla hırlı virtüöz olmuyor. Hani bir fazla say 50'den sonra olunmuyor ama çok tatmin edici bir şekilde hani kendi müzikal isteklerini dünyaya dökebilecek derecede piyano öğrenebilmesi mümkün. Fiziksel motor becerilerde daha zor ama entelektüel bilişsel alanda daha avantajlıdır erişkin. O yüzden hani şu benden geçti işini bir kenara bırakıp yani yumulmak lazım. Bu arada çok söyledim, benim bir senem kaldı. 50 yaşından sonra piyano öğrenmeye söz vermiştim ama bunu 30'lu yaşlarımda yapmıştım. Tüh keşke demeseymişim demiyorum ama yapacağım inşallah. Allah kısmet eder de 50'yi vurursak ciddi bir piyano bir de İspanyolca çalışması olacak inşallah. Hocam kızınızı hoca olarak alacağınızı düşünüyorum. Tabii artık hocamızı da yetiştiriyoruz evet. Bu kadar süresinde. Melike Hanım bize bir kıyak yapar diye düşünüyorum evet. Bakalım inşallah. Hocam son soruya geliyorum. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Tamam. Sonra devam ederiz. Hiçbir zaman sorulara hazır değilim. İşin güzel tarafı bu zaten. İşin yaratıcı kısmı da bazen bu hani. Tabii. Ben bu arada bu oturumları bu yüzden seviyorum. Yani bana da düşünme ve toparlama fırsatı veriyor. Bu arada çaktırmadan bazı şeyleri de özellikle canlı yayınlardan sonra gidip bakıp çalıştığım oluyor. Ben doğru mu söylemişiz acaba falan diye. Güzel bir gelişim vesilesi. Hocam bu modern dünyanın getirdiği en sık duyulan sorunlardan biri. Ama bunu şöyle ifade etmiyoruz. Neden bu demiyoruz. Şöyle söylüyoruz. Ben artık tükendim. Ben artık yoruldum. Hayattaki her şey elimin altında ama ben hayattan keyif alamıyorum. Bu söylemlerle gelen bir soru tipi var. Ben hiçbir şeye yetişemiyorum gibi hissediyorum. Neden? Ben bunun üstüne hocam soruyu sormadan önce oturdum, düşündüm, yazdım. Gerçekten kendi adıma. Hani çünkü bu benim de içine dahil olduğum bir kategori. Bakıyorum bazen sizin de dahil olabildiğiniz. Yani hepimizin adım adım dahil olduğu bir yer bu. Biz neden bunu hissediyoruz? Neden hiçbir şey yetişemiyormuş gibi hissediyoruz? Sizin yorumunuz bu konuda nedir? Zamanın bereketi yok evladım. Eskiden böyle değil. Nerede klasik, o eski Ramazanlar hocam? Ama aslında şimdi bu tip deyişlerde bazı kazıdığın zaman ortaya çıkabilecek ilginç hazineler var. Mesela bu aralar YouTube'daki popüler bilim ve popüler bilim kanallarında yani popüler bilim ya yani popüler olan bilim kanalları ve popüler bilim kanallarında demek istemiştim. Zaman ve zamanın neden hızlı geçtiği konusu fazla işleniyor bu aralar. Şimdi içinde yaşadığımız sürat çağı bize çok zaman kazandırması gereken bir zamanken aksine hiçbir şeye yetişemez hale getiriyor bizi. Çünkü sürat çağı aynı zamanda bir sürü imkana da ulaşabilme süratimizi arttırdığı için hayatımız gereksiz çok fazla etkileşimle doluyor. Ve bu etkileşimleri kaldırabilecek bir beyin yapımız olmadığı için bir şeye takılıyoruz, öbürüne takılıyoruz derken asli işler sarkıyor. Ya da aslında bu dünyadaki yapacağımız işler, amacımız son derece basit ve sade de olsa üzerimize 1000 tane görev alasımız geliyor. Çünkü bakıyoruz dışarıda herkes her şeyi yapabilir gibi gözüküyor. Biz onu da yaparız, bunu da yaparız diye hayatımızı aslında biraz karmaşıklaştırıyoruz. Şimdi bir işin bir zamansal kısmı bir de psikolojik kısmı olduğunu düşünüyorum. Zamansal kısmı içinde bulunduğumuz çağın bu aşırı hız ve teknolojik fetişizminden beslenen bir şey. Ve insanın da o doymayan kendini tatmin etme arzusuyla birleşince herkes her şeye bir elini atıyor. Tabii ki ilgi alanının geniş olması farklı bir şeyle ilgileniyor olmak güzel. Yani bunları hayatı zenginleştirme fikri iyi ama çok hızlı bir şekilde baş edemeyeceğin bir noktaya taşıyor bu hayatını. Çünkü sadece bir şeylerle ilgilenmek zorunda kalmıyorsun. O şeylere bir takım vaatler, onlarla ilgilendiğin yerlerde karşılaştığın insanlara bir takım vaatlerde bulunmak durumunda kalıyorsun. Bu seni yeni angajmanlara, yeni sorumluluklara sokuyor. Ve aslında hiçbirimizin hayatı bu kadar karmaşıklığı kaldırabilecek gibi değil. Bu arada yani kendimizi bir yönetimde bir CEO ya da politikacı olarak bulmamıza gerek yok bu kadar karmaşık bir hayat için. Sıradan bir öğrencinin hayatı bu kadar karmaşık. Bir sürü şey yetişmek zorunda, okulunu halletmek zorunda, sosyal olarak başarılı olmak zorunda, gündemi takip etmek zorunda, işte ne bileyim sosyal medyada bilmem ne belli bir varlık göstermek zorunda. Çoğu kendini böyle hissediyor. Halbuki bunların hiçbirine gerek yok. Mesela geçenlerde işte bu değişen zaman algılarına dair Yalın'ın anlattığı çok güzel bir şey vardı. Mesela sosyal medyada
atıyorum işte doçent olduktan sonra cübbeni giyip işte arkadaşlarla fotoğraf paylaşmak. 20 sene önce bunun versiyonu şu, doçentlik belgeni alıp sokakta bağırarak koşup tanımadığın insanlara oley ben doçent oldum diye duyurmak. Bu ayıptı 20 sene önce. Şimdi görev. Mesela diyorlar ki hiç paylaşmadın, hiç haberimiz olmadı. Niye? Ben haber merkezi miyim? Yani böyle bir şey paylaşmam gerekiyor mu? Artık gerekiyor. Değişen şartlar bizi belli şeyleri yapmaya zorluyor ve kadim olanlar da zaten yapmaya devam etmek zorunda olduğumuz şeyler olduğu için onların üstüne sürekli yeni görevler biniyor. Şimdi bu bizi yetişemez hale getiriyor. İşin teknolojik ve çağ boyutu böyle. Bir de psikolojik kısmı var. Bunların, yani şu anda içinde bulunduğumuz ilişki tiplerinin hemen hemen tamamı yüzeysel olduğu için bizi bir türlü derinden tatmin etmiyor. Gerçek başarılar, gerçek ilişkiler yaşayamadığı için çoğu insan daha fazla skorla bunu tatmin etmeye çalışıyor ve oraya buraya atlayasımız geliyor. Mesela şimdi bir tek işte uzman olmuş birisi, projektör sinirlendi. Mesela bir tek işte uzman olmuş birisi, o işini çok mükemmelen yapan, karşımda bir tane oturuyor işte Ali Bey mesela şu anda buradaki stüdyonun mimarı kendisi. Ali bu işi öyle bir konsantre yapıyor ki ve hani dışarıdan bazen büyü gibi gelen şeyler beceriyor. Ekranda bir sitedeki ulan bu nasıl oldu diyorsun. Adam arka planda kurmuş sistemi tam konsantre olarak onu yapıyor. Şimdi böyle işinde sofistike yapan biri o arada sosyal medya mesajına baksa, o arada çocuğun durumunu düşünse, o arada bilmem ne olsa ne olacak? Kafası dağılacak ve oraya konsantre olamayacak. Nasıl bir iş yaparken böyle odaklanmamız gerekiyor? Hayat da bir odak istiyor. Ve biz genellikle bir odakla tatmin olamadığımız için, çünkü yani o odağın niye olduğunu da bilmiyoruz. Hani niye onu değil de bunu yapayım? Niye ondan vazgeçeyim de bu tarafa gideyim? Buna dair bir nasıl diyelim, yeterli motivasyonumuz da yok. Şimdiye kadar hep anlattığımız bir meseleyle çok alakalı. Hayatta yetişemiyorum, tükendim diyen insanlar, bir anket yapsan hayat amacı konusunda emin olmayan insanlardır. Anlam meselesini çözememiş insanlardır. Ve o yüzden her tarafa sararlar. Çok meşgul olup, ya abi Allah'a şükür gayet güzel yaşıyoruz diyen insanlara bakıyorsun, bir yere doğru gidiyorlar. Yani bir rota var. O rotada bir anlam ve amaç birlikteliğiyle beraber hareket ediyorlar. Bu insanların yetişememe gibi sorunları olmuyor. Şimdi hocam şeyi eklemek lazım. Bu şey demek değil. Siz anlam bulamadığınız için böyle elbette hissediyorsunuz değil. Aksine günümüzün dünyası anlamı yaratmamak için de dizayn edilmiş bir dünya. Çünkü anlamı bulduğunuz anda ona odaklanıp onun için hedef koyup yani sistemin istemediği her şeyi yapar hale geliyorsunuz. Tabii ki buradaki sistem ne, orası ayrı tartışılabilecek bir nokta olur. Fakat hocam benim gördüğüm şeylerden biri de seçenek çok. Yani ulaşılabilirlik artık çok fazla. Eskiden mahallemizin etrafı, mesela mahallede meşhur olmak. Mahalleydi ya bizim sınırlarımız. Mahalleden ile taşındı, ilden dünyaya taşındı. Şimdi biz bütün alternatiflerimizi dünya çapında görüyoruz. Bu kadar alternatifin varken onlara ulaşma arzusu başlıyor. Bu ulaşma arzusu, ya çünkü sana şey deniyor, yapabilirsin, ulaşabilirsin. Bak herkes ulaştı, buyur sen de ulaş. Peki, bunun için bir seçim bakmaya başlıyoruz. Fakat ben bu barda alırken bile hocam, belki yüz binlerce seçeneğim var. Bakmak zorunda kalıyorum. Ve barda kalıp gündelik hayatıma devam etmek yerine bardağı seçmek için belki saatlerimi harcıyorum. İşte bu noktada şöyle oluyor. Bunu bardağı alıp suyun içmenin, kahvenin içmenin keyfini yaşamak yerine seçimle giden bir zaman oluşuyor. Amaç kahve içmek mi? Amaç evet, kahve içerken havalı gözükmek mi? Ve yani oradaki anlam da gidiyor yani. Orada bir seçim sürecinde kaybolan bir zaman var. Aynen. Yani seçimin yaptığımda, aldığım kararın sonucunda yaşayacağım haz yerine o hazza daha az vaktim kalıyor çünkü seçim alıyor. Hiç kalmıyor hatta. Evet. Şimdi ve daha da devam ediyor. Ömrü, seçenek fazla da bu yüzden ömrü yiyor zaten. Ve hocam aslında bu sosyal medya da bize bir çeşit bunu veriyor. Yani insanın köklenebilmesi, derinleşebilmesi lazım ki orada bir anlam bulabilsin. Biz filmleri izlerken bile önce sürelerine bakar bir topluma dönüşüyor. Yani topluma hepimiz buna dönüşüyoruz. Sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Hepimiz böyle canlılara tabii dönüşüyoruz. Ya, bu video çok uzun. Bir evet, saat bunu kim izleyecek? Kim falan izleyecek? Şey yapıyoruz. 10 saniye güzel. Şimdi artık tercihlerimiz filmlerden çok 10 saniyelik videolar. Çünkü yetişmek zorunda hissediyoruz. Ama sizin dediğiniz gibi yani bir yerde köklenebilme ihtiyacımız var. Bu köklenmeyi başarabilirsek, oraya bir anlam koyabilirsek o zaman bu yetişememe hissi kendiliğinden zaten kaybolacak. Bu sorunun gelme nedeni zaten dedin ya anlamınız yok bu yüzden yetişemiyorsunuz demek istemiyoruz. Gerçekten de onu demek istemiyoruz. Şunu demek istiyoruz aslında.
Eğer bir insan bu soruyu soracak noktada bir rahatsızlık hissediyorsa bu ona bir işarettir. Hayat ona diyor ki belki de böyle yapmaman gerekiyor. Bizim burada çizmeye çalıştığımız alternatif başka ne yapabiliriz alternatifi? Bu yani sen anlam bulamadın salaksın o yüzden hayatın böyle geçecek sonucu çıkmıyor buradan. Çıkan sonuç şu. Böyle bir sinyal geliyorsa abi toparlayalım ortalığı. Yani bir bakalım şimdi masayı bir toparlayalım, bir kafayı toparlayalım. Yani ben ne yapıyorum ve neden sorusu. Bunu çok sık söyledik, hep söylüyoruz. Bir şeylerin neden yaptığınızı bilmiyorsanız yapmayın. Yani mesela o okulu neden okuyorsun? O işi niye yapıyorsun? O sitede niye geziyorsun? O uygulamayı niye bu kadar günde açıyorsun? Nedeni yoksa yapma. Nedeni varsa sonuna kadar yap, ben de arkandayım. Ama nedeni yoksa yapma. Birçok şeyi nedensiz yapıyoruz. Bilmiyoruz neden yaptığımızı. Yani mesela en bariz nedenlerden bir tanesi diyelim para kazanmak niyetiyle bir şey yapıyoruz. Bu çok güzel. Para kazanmak gibi niyetin varsa yap. Ama mesela görünmek, işte bilinmek istiyorum, görünmek istiyorum. Bu neden değil. Ona hemen bir sorsa neden bilinmek istiyorsun? Ya da işte daha çok insan beni görmeli, duymalı. Neden daha çok insan seni duysun? Neden sorusunu çocuk gibi biraz fazla sorduğumuz aslında onun altında nasıl bir değersizlik, yetersizlik, hedefsizlik, ödülsüzlük bir şeyleri olduğunu fark edeceğiz. Bu neden sorusu iyidir ama tabii ki bunu ancak hayatta sancı yaşayan insanlar kendine sorabiliyor. Önce soruyu kim sordu bilmiyorum ama bu arkadaşımız evet mesela bu tip soruları soranlar o sancıyı hissedenlerdir. Sancıyı susturmayı seçebilirsiniz ağrı kesici medeniyetinde. Ya da sancının kaynağını araştırabilirsiniz. Kaynağını araştırmak her zaman iyidir. Ben bunda çok zaman kaybetmiş bir insanım. Yani iyi ki de kaybetmişim. Sonra işte çene gibi bir odak bulduk. Yani ben bu anlatarak bunu nasıl yapabilirim diye. Şu anda onun üzerine gidiyoruz. Soru yorumlarda zaten onun bir parçası olarak. Hazal da bana yardım ve yataklık ettiği için böyle devam edebiliyoruz. Bugünlük ilk efendim Açık Beyin stüdyolarından yaptığımız ilk çekimimizi... Şöyle kameralara bakayım. Çok havalı duruyor burası. Bırakasım gelmiyor valla. İlk çekimimizi tamamladık. Hazal'cığım çok teşekkür ederim toparladığınız sorular için. Sorularınızı lütfen soruyorum@açıkbeyin.com adresine gönderin. Hatta bu videonun altına yapacağınız yorumlarla da sorularınızı iletebilirsiniz. Hazal valla kartal gibi hepsini topluyor. Tabii hazır buraya gelmişken bak bu kadar emek zahmet video çekiyor. Siz de böyle güzel güzel seyrediyorsunuz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de tabii bizim bir destekleme tarafımız var. Sağ olsun bizi destekleyenlere çok çok teşekkür ediyoruz. Sayıları gün geçtikçe artıyor. İster amigdala ister ponçik olarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve eğer burada konuşulan konular hoşunuza gidiyorsa, işinize yaradığını düşünüyorsanız unutmayın. Başkasının da işine yarıyor olabilir. Paylaşın, arkadaşlarınızı da haberdar edin. Dolayısıyla hayırlı şeyleri paylaşmak iyidir. İnşallah hayırlı bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Daha hayırlı işlerde beraber görüşmek üzere. Hoşçakalın.